İyi akşamlar diliyorum. Ben Ece Akkalay. Edukas Yurtdışı Eğitim Danışmanlık olarak her çarşamba yaptığımız gibi EduTalks konseptinde bu hafta Nottingham Üniversitesi'ne gidiyoruz. PhD Education eğitim, doktora eğitimini alan Yunus Hoca'ya bağlanacağız birazdan. Ben kendisine davet de göndereyim. Vakit kaybetmeden... Merhaba Ece Hanım. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yunus Hocam yavaş yavaş bağlanıyor zaten arkadaşlar da. Çok vakit kaybetmeden ben direkt konuya girmek istiyorum. Tabii. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Neredesiniz? Daha önce ne yaptınız? Bir sizin hakkınızda fikir olsun. Ben 2015 yılında Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun oldum. Aynı yıl aynı zamanda KPSS'ye girip öğretmen olarak atandım. Hem de aynı dönemde bursu, bakanlığın bursunu kazandım 2015 yazında. 4 senelik bir öğretmenlik geçmişim var. Zihinsel engeller sınıf öğretmeni olarak. Master eğitimini University of Bristol'da tamamladım 2018 yılında. Ekim ayından beri de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimi almaktayım. Genel olarak kendim hakkında bahsedebileceğim temel şeyler bunlar. Teşekkür ederiz. Peki birazcık geriye gitsek, yani YLS'ye başvurmaya nereden aklınıza geldi, nasıl bir süreçti sizin için? Onlardan biraz konuşsak. Evet, YLYS bursunu üniversitede çok sevdiğim bir hocam, bölümdeki hocam tavsiye etti. Ben bölümü birincilikle bitirdim. Yani hocalarım da ilerlemem gerektiğini tavsiye ediyordu. Yani Yunus, biz senin farklı şekilde yurt dışında da akademik kariyer yapabileceğini düşünüyoruz şeklinde bana tavsiyelerde veriyorlardı. Üniversite 3. sınıftan itibaren. Ama ben o zaman hiçbir İngilizce eğitim geçmişim yok. Hani daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. Bana olabilir hocam diyordum ama hani pek de gerçekçi gelmiyordu. Hani biraz hiçbir İngilizce geçmişi herhalde olmayan, yurt dışına hiç çıkmamış bir insan için hani biraz uçuk bir hayal olarak geliyor. Sonra ben araştırmaya başladım hocamın tavsiyesi üzerine. Bu burs nedir? Sonra ayrıntılı bilgileri öğrendikten sonra bakanlığın sayfasından ben zaten akademisyen olmayı planlıyordum. Yüksek lisans doktora yaparım diye zaten aklımda vardı. Üniversiteyi bitirmek üzereyken. ALES sınavına falan da girmiştim birkaç kere. Duyuru yapılınca 2015 bursiyerlikle ilgili dedim ki ben bir şansımı deneyeyim. Hani kaybedecek bir şey yok. Başvurdum. Sonra dedim mülakata gideyim. Yani yine kaybedecek bir şey yok. Hani ben aynı zamanda Marmara Üniversitesi'ne de yüksek lisansa başvurdum. Aynı dönemde onun sürecini de takip ediyorum. Aynen, kaybedecek hiçbir şey yok. Evet, hani sonrasında mülakat da güzel geçti. Yüksek puan aldım. Yani 90 gibi bir puan almıştım. İkinci olarak kazandım ben bursu. Yani ikinci yüksek sıralama olarak. Sonrasında bu şekilde bir serüven başladı. Hani sonrasında bir başlayalım. Hani İngilizce çalışalım. Olursa güzel olur. Olmazsa canımız sağ olsun diyerek başladığımız bir süreç. Aynen hocam. Peki şimdi önce master eğitiminizden bahsettiniz ama ben şunu da sormak istiyorum. Hani üniversite seçimi yaparken hoca seçimi öncelikle yaparken zorlandınız mı? Nasıl geçti süreç? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Doktora için soruyorsunuz değil mi? Aynen, evet. Şimdilik doktora için. Evet.
Doktora kabulü tabii biraz daha stresli ve zor yüksek lisansa göre. Biliyorsunuz yüksek lisansta bir research proposal yazmak gerekmiyor. Doktora Evet. eğitiminde yani güzel bir yani research proposal yazmalısınız ki bir hoca tarafından kabul alabilirsiniz. Doktora sürecinde önce hocayla iletişime geçiyorsunuz. O yüzden güzel bir proposal yazmak, güzel bir konu bulmak epey zaman alıyor. Yani benim epey zamanımı aldı. Konuya karar Evet. vermek, sonrasında proposal'ı yazmak. Sonrasında işte üniversitelerde tek tek benim konuma yakın hangi hocalar var diye tek tek bakıyorsunuz. Yani bunu bakmak da epey zor oluyor. Hani çünkü yani bizim Türkiye'de web siteleri biraz daha sade ve basit. Yani şu şekilde bölüm bölüm işte özel eğitim bölümü, eğitim fakültesi adına konuşuyorum. Eğitim fakültesi geçmişim olduğu için. Matematik öğretmenliği bölümü. Bölümler yazar, altında da hocalar yazar. Yani siz direkt eğitim fakültesinin altına gidip spesifik bir bölüme bakarsınız. Hocaları bulur, sonrasında ben acaba hangisiyle çalışabilirim diye araştırmaya başlarsınız. Ama İngiltere'de genel olarak benim deneyimim eğitim fakültesinin altında bütün hocalar sıralanıyor. Yani tek tek bölüm bölüm ayrılmadan orada işte sizin bölümü de alakalı çalışmalar yapan hocayı bulmak. Sonrasında hepsine mail gönderiyorsunuz. Tabii bu bazılarından cevap geliyor, bazılarından gelmiyor. Bazıları olumlu oluyor, bazıları olumsuz falan. Hani epey bir yani zahmetli bir süreç açıkçası. Evet, ama sizin yanlış hatırlamıyorsam alternatifleriniz çok güzeldi. Yani Evet. neredeyse 5 tane alternatif vardı. Hepsine Evet, başvuru o yaptık. noktada canım sizin ve Suat Bey'in çok faydası oldu. Açıkçası hani yani Strathclyde Üniversitesi'ne mesela ben ilk başta başvurmayı düşünmüyordum. Aynen. Suat Bey söyledi. Yunus Hocam bak bu üniversitede okuyan arkadaşlarımız var sizin bölümde. Güzel, yeni gelişmekte olan bir üniversite. Tavsiye ederim hani oraya da başvurun diye. Ben oradan da kabul aldım. Hatta Yani oraya geçecektiniz. evet son anda Neredeyse. evet Nottingham'ın kabulü Aynen. son anda yani geç Evet. geldi. Ben Glasgow'a gitmekten yani son anda yani bir günde Aynen. falan döndüm diyebilirim. Ama işte belirli özelliklerden dolayı benim gönlüm Nottingham'daydı. Ama her zaman için daha fazla seçenek olması güzel bir şey Ecem. Evet. Eğer benim atıyorum Nottingham'dan red cevabı gelseydi, Strathclyde'a da başvurmamış olsaydım Aynen. veya bazı üniversiteleri kabul bu iki üniversiteden kabul aldıktan sonra ben süreci devam ettirmedim ama Vakit hiç kaybı çektik yok yere. evet Bir de yani hiç yanlış hatırlamıyorsam bir hocadan onay aldığınız zaman ya Bağdat'tı ya Exeter, oradan da red gelmişti hocadan onay almanıza evet, rağmen o da çok aslında. ilginç Ece Hanım. Hani hocalar bazısı hani destekliyor. Hani proje güzel, proposal'ı çok Evet, beğendik, başvur başvur. diyorlar. Sonra başvuruyorsunuz. Sonrasında birden olumsuz bir cevap gelebiliyor. İşte artık o süreçte işte korona çıktı. Bazısı dedi online derslere odaklanmamız lazım. Hani yeni öğrenci kabul etmemeye karar aldık falan. Evet. Veya farklı gerekçelerle hani iyi giderken kabul alırım diye umut ettiğiniz yerden olumsuz bir dönüt de gelebiliyor. Hani o açıdan birçok yere Evet. başvurmak Alternatifle gitmek her zaman her en zaman iyisi. Her zaman benim de her zaman. söylediğim şey zaten. Evet. Evet, en güzeli. Peki şimdi siz zaten PlayStation'la gitmediniz Nottingham'da. Zaten İngiltere'de master'ınızı yapmışsınız. Bristol Üniversitesi'nden mezunuldunuz Evet. zaten. İhtiyacınız kalmamıştı ama Bristol'a başlamadan önce dil puanıyla ilgili ne yaptınız? Yurt içi dil kurslarına katıldınız mı? PlayStation'da eğitim aldınız mı? Birazcık o süreçten de bahsedebilir misiniz arkadaşlarınıza? Orada çünkü Ece güzel Hanım detay ben var. evet birçok arkadaştan farklı olarak yurt içinde hiç dil kursu almadım bakanlığın sağladığı.
Ben kendim hazırlanmayı tercih ettim. Hani bunun bazı artıları da var. Bazı tabii eksi yanları da var. Hani ben özel kurslara gittim. Birebir özel dersler aldım. Sonrasında speaking ve writing üzerine. Biraz daha bir bireysel. Ben kendi hızımda ve kendi tarzımda çalıştım. Yani kursu ben buldum. Özel ders hocasını ben buldum. Ne zaman neye ihtiyacım var, nasıl çalışacağım sürekli ben belirliyordum. Ve etrafımda hani bir bursiyer yoktu yani. Hani onlar nasıl çalışıyor, ne yapıyor. Hani bu bazen hani eksi bir şey olabilir. Yani etrafınızda sizinle beraber aynı sınava hazırlanan kişilerin olması bir birlik, motivasyon, paylaşım açısından güzel bir şey. Ama pişman mıyım? Değilim. Yani benim için o da farklı bir deneyim oldu. Ardından pre-sessional eğitimine geldim. University of Bristol'da 10 haftalık bir eğitimdi. Yani pre-sessional eğitimini ben çok önemsiyorum ve herkes bence kesinlikle katılmalı. Çünkü İngiltere'deki eğitim sistemi ve beklentiler hakkında ilk deneyimi orada ediniyorsunuz. Yani çok beklentiler farklı, academic writing epey farklı. Orada ilk deneyimleri tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Yani sizi master eğitimine güzel bir şekilde o eğitim başlangıç Hazırlıyor. düzeyinde hazırlıyor. Derslere başlamadın aslında bir hazırlık gibi oluyor Pratik, yani orada pratik yapmış karşılaşmadan. oluyorsunuz. Evet. Ya, peki şeyi hatırlıyor musunuz? Az önce dediniz ya İngilizcem yoktu, hani çok altyapım yoktu. Kendi çabanızla hangi seviyeden hangi seviyeye getirdiniz? Çünkü hani öğrenciler bunun için de çok endişeleniyorlar. İşte benim İngilizcem iyi değil, yapamayacağım, işte bu sene gidemem, şöyle olursa böyle olursa diye. Hani belki bir onlara da motivasyon olur. Ece Hanım benim hani A1 seviyesindeydi yani başlangıç yani tamam yani klasik deriz ya işte emizar seviyesindeydim diye ben gerçekten öyleydim. Hani hazırlık eğitimi okumadım üniversitede. Hani geçmişte de İngilizceye karşı bir ilgim ve hani alakam pek yoktu. O yüzden hani ben en baş yani sıfır diyebileceğimiz düzeyden başladım. 2016 Nisan ayı olması lazım. Ben bu sürece başladım A1 seviyesinden. 2017 Haziran'ında ben IELTS'ten istediğim puanı aldım. Bir kere girdim IELTS'e kendimi hazır hissettiğimde. Hani o da biraz sürpriz bir şekilde hani oldu. Hani bazı arkadaşlar iki kere giriyor, işte üç kere giriyor falan hani beklenen puan alabilmek için. Ben bir kere girdim ve aldım 6 puanı pre-sessional'a katınabilmek için. Yani ben hep şu şekilde düşünüyorum. Hani çalışan ve gayret eden, gerçekten hedefleyen arkadaşlar dil seviyesi fark etmeksizin belki daha iyi bir seviyeden başlayan arkadaş 6 ayda veya işte atıyorum 5 ayda bu puanı alıyorsa benim gibi A1 seviyesinden başlayan arkadaşlar bir yıl gibi bir sürede hani sıkı çalışarak yani yeterli puan alacak seviyeye gelebilirler diye düşünüyorum kendi tecrübemden. Yani planlı programlı gidildiği sürece aslında yapılamayacak bir şey yok yani bu Değil, süreçte değil. diyebiliriz yani. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Bir soru var. Konuyla da alakalı. Peki ilk gittiğinizde akademik İngilizce sizi zorladı mı? Özellikle ödevlerinizde diye. Bir soru Evet. var. Yani international student dediğimiz biz gibi öğrencilerin yani bu konuda hani zorlanmamasının pek imkanı yok. Eğer İngilizce bir eğitim background'ınız yoksa hani Türkiye'de de İngilizce eğitim veren liseler, üniversiteler var. Hani o zaman o arkadaşlar tabii daha kendilerini hazır bulacaklardır bu konuda. Ama benim gibi İngilizce bir eğitim geçmişi olmayan insanlar tabii ilk geldiğinde bir işte yazarken özellikle hani okuduğumuzu genelde hayat sürecinde iyi bir hazırlık pratik yapıyoruz. Yani okumada falan problem olmuyor ama özellikle yazarken Ki en hani önemlisi aslında. yazarken epey bir
zorlandığımızı söyleyebilirim yani. Ama Precessional'da Ama aslında size bir nevi destek oldu onda da. tabii Precessional academic writing, yani İngilizce academic writing, structure nasıl yazılır, sizi iyi hazırlıyor. Referanslama. Evet. Peki Yunus Hocam, şimdi doktora yapıyorsunuz biliyoruz ama çok ders almıyorsunuzdur muhtemelen. Genelde supervisor'ınızla görüşmeler ve tezinize odaklanma olarak geçiyordur diye Evet. düşünüyorum ama master tecrübeniz de var. Birazcık ders sistemi nasıl işliyor, sistem ondan bahsedebilir misiniz acaba? Evet, tabii. Sınav sistemi değerlendirilmesi Tabii. vesaire. Ece Hanım, eğitim fakültesi için konuşuyorum. Eğitim fakültesinde genelde assignment dediğimiz yazmaya dayalı, yani Ödevler. sınav demeyelim, ödev de demeyelim. Hani tam kavramı nasıl ifade edeceğimi bilemedim şu an, Evet. ama assignment diyoruz, ama hani ödevin biraz daha Yazılı kapsamlı. proje Ha, proje, gibi belki dönem proje projesi. diyebiliriz. Konusu olan, kelime Evet. sınırlaması olan assignment'lar üzerinden geçiyor. Ben işte yüksek lisans sırasında sanırsam 4 tane birinci dönem, 5 tane de ikinci dönem ders aldım. İşte her bir ders için yaklaşık 4.000 kelimelik bir assignment yazmanız gerekiyor. Tabii bu assignment da aynı makale yazar gibi. Konuyu Evet. belirliyorsunuz, işte araştırma sorularınız var, giriş, gelişme, tartışma, sonuç kısımlarınız var. Aynı bu aslında assignment'lar makale tarzında sizi bir nevi makale yazmaya, işte tez yazmaya da hazırlıyor. Yani ilk başlarda zor olmuştu hani 4.000 kelimelik bir assignment'ı yazmak, ama gittikçe ikinci dönem daha yani kolay yetiştirdiğimi ve daha yüksek notlara alabildiğimi biliyorum. Hani bu da sizi doktora sürecine bu hepsi hazırlamış oluyor doğal olarak. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Tabii ederim. bu bahsettiğiniz, sen onu da tekrar edelim. Eğitim fakültesi özelinde bazı Evet, eğitim bölümlerde fakültesi. sınav da Tabii olabiliyor. tabii. Bu değişkenlik Mühendislik. gösterebiliyor. Tabii Aynen tabii. öyle. Heyecanım. O da önemli bir detay. Onun altını çizmek lazım. Yani Evet, mühendislik kafa gibi karışması. fakültelerde var. Ya da Yani laboratuvar çalışmaları oluyor laboratuvar vesaire çalışması ve olabilir. sınavlar var. Ama Aynen. eğitim fakültesinde genel olarak Evet. Sözel alanlarda genel olarak evet. assignment bekleniyor diyebiliriz ama. Hani. Evet, benim tecrübem o şekilde. Evet, şimdi Yunus Hocam birazcık da University of Nottingham'dan bahsetsek, okulunuz, Evet. konumu, işte kampüs, en sevdiğiniz yanları, biraz şehirden bize Evet. bahseder misiniz? Ece Hanım, yani Nottingham hakkında ben master sürecinde de hep işte öğrenci şehri, yaşanılır bir şehir. Yani Türkiye'deki bir şehre benzetmek istersek eski şehir tarzında bir yer. Yani her yere ulaşımı rahat. Yani Middle England'da olduğu için hani Londra'ya da trenle 2 saatte gidebiliyorsunuz. Veya İskoçya veya Kuzey İngiltere'ye de rahatlıkla 2 saat gibi bir sürede birçok şehre ulaşabiliyorsunuz. Hani ulaşım o noktada çok güzel bir konumda. Hep işte Bristol'da okumuştum. Bristol pahalı bir şehirdi. Ve epey sıkıntılarında yaşıyorduk. Yani özellikle kalacak yer noktasında epey para harcamak durumunda kalıyorduk. Hani Bristol'den geldikten sonra hani Nottingham birçok açıdan çok rahat, özellikle ekonomik açıdan çok rahat geliyor. Bir önceki tecrübemle karşılaştırarak gideceğim. İşte Bristol Üniversitesi bir şehir üniversitesiydi. Yani şehrin farklı konumlarında siz bir caddede yürürken sağ tarafınıza bir dönüyorsunuz. Atıyorum eğitim fakültesi. Biraz daha gidiyorsunuz şehirde dolaşırken işte eczacılık fakültesi veya mühendislik fakültesi. Biraz dağınık bir üniversiteydi. Yani bir kampüs üniversitesi değildi. Bazıları bunu sevebilir. Bazıları da işte bir kampüs hayatı, büyük bir Evet, bekliyor. kampüs, her şey bir arada, işte bütün
fiziki binalar bir arada olsun isteyebilir. Nottingham Üniversitesi eğer kampüs hayatını yaşamayı seven insanlar için birebir, hani ben farklı üniversiteleri de gezmiştim. Hani yani en güzellerinden biri diyebilirim yani. Kampüs olarak. Kampüs olarak yani 3 tane kampüsü var. Ben Jubilee kampüsteyim. Orası da çok güzel. Yani kendinizi işte göllerin olduğu, parkların olduğu, hani Fotoğraflarınızı görüyorum. Güzel evet. fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Ana kampüs Park Campus isminde. Hani isminden de anlaşılacağı gibi yani çok büyük bir parkın içerisinde çok büyük de bir göl var. Yani o açıdan kampüs hayatını seven, kampüs olanaklarını seven insanlar için gerçekten iyi bir adres diyebilirim. Hani benim en sevdiğim noktalarından biri bu. Ve kampüsler arasında da çok rahat bir ulaşım var. Ücretsiz ring otobüslerle. Bu da güzel bir şey. Hani diğer kampüse de rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Hani atıyorum ben Jubilee kampüsteyim ama Park kampüste takılmak istiyorsunuz. Oradaki imkanlardan faydalanmak istiyorsunuz. Rahatlıkla yani üniversitenin ücretsiz otobüsünü kullanarak kampüsler arasında da gidip gelebiliyorsunuz. Yani bu da artı bir şey diye düşünüyorum. Şehir olarak peki? Şehir olarak baktığınızda. Nottingham yani klasik bir İngiliz şehri aslında. Hani büyük parkları olan Walton Park Batman filminin çekildiği bina da orada. İşte yeşillikler, nehir yani birçok İngiliz şehrinde Tipik. bir tipik nehir vardır yani işte bir işte nehir kenarı hayat, sosyal hayat, parklar, şehir merkezi de yine çok farklı bir şehir merkezi stili sunmuyor açıkçası. Yani klasik bir İngiliz şehri. Anladım. Yunus Hocam, okulda çok Türk var mı? Türk arkadaşınız var mı? Daha çok hangi milliyetten insanlar var? Dağılım nasıl aşağı Evet. yukarı? Ece Hanım, yani Nottingham Üniversitesi'nde birçok Türk olduğunu duydum. Ama bana sorarsanız işte kaç tane Türk tanıyorsun? 5 kişiyi ancak sayarım. Çünkü koronadan dolayı hani birçok üniversite binası kapalı. Herkes kendi evinde, yurdunda çalıştığı için hani sayılı kişiyi biliyorum. Ama birçok üniversitede olduğu gibi burada da epey yüksek lisans doktora öğrencisi aynı zamanda undergraduate dediğimiz üniversite öğrencileri var. International öğrenci İngiltere'de çok yaygın zaten. Çinli birçok öğrenci görebilirsiniz etrafınızda. Pakistanlı, Hindistanlı aynı şekilde. Genelde Asya ülkeleri. Ben daha çok öğrenci geliyor üniversitelere. Hani benim izlenimim bu şekilde. En çok karşılaşmış olduğum milliyetleri sorarsanız. Tabii Avrupa'dan da aynı şekilde. Fransa'dan, Almanya'dan, Yunanistan. Farklı şehirlerden geliyor ama ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ama tabii bir sınır yok. Hani Meksika'dan da bir arkadaşınız olabilir. Amerika'dan da, İspanya'dan da, Tayland'dan. Hani Endonezya yani dünyanın her yerinden insanla karşılaşmanız mümkün ama ilk başta saydığım ülkeler daha fazla öğrencinin tercih ettiği yerler. Genelde eşit dağılım var diyebiliriz o zaman. Yani ciddi bir Türk Evet. yoğunluğu da yok her Yok yok ülkeden. kesinlikle. Hani gittiğimde işte etrafımda her yerde Türk olacak gibi bir şey yok zaten. Bu Umarım. arada konusu gelmişken ben belirtmek istiyorum arkadaşlara. Nottingham Üniversitesi'nin hem Çin'de hem de Malezya'da da Evet. kampüsleri bulunmakta. Uygun olan bölümler okulda da veriliyor olması durumunda size elimizden geldiğince yardımcı olabiliriz. Nottingham Üniversitesi çerçevesinde konuşuyorum. Hani bizden yardım almak isteyen, danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa iletişime geçebilirler aynı zamanda da. Bu da bence güzel bir opsiyon aslında. Yani
Tabii Okul Ece çok Hanım, yönlülüğü anlamına geliyor. özellikle undergraduate öğrencilere, birçok öğrenciden ben bir yıl için Çin'e ve Malezya'ya değişim yapıp bir yıl orada okuduklarını duydum. Hani doktora için bilemiyorum öyle bir imkan var mı, duymadım ama araştırma görevlilerinde de bu çok fazla. İşte Malezya'da çalışıyorken bu yıl Nottingham'daki eğitim fakültesine gelen belirli bir yıl için konuk araştırmacı olarak çalışan bu şekilde hem öğrenci hem de akademisyen değişimi yapıyorlar. Evet, güzel bir şey bence bu da yani okulun bir Ya artısı tabii. aslında. Evet. Onun dışında sizin konakladığınız yerin şehre uzaklığı sistem ya yani yurtta mı kalıyorsunuz, evde mi kalıyorsunuz, nasıl gidip geliyorsunuz kampüse? Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz günlük hayatınızdan? Ece Hanım, ben yüksek lisans yapıyorken üniversitenin yurdunda kalmıştım. Daha sonra doktora da artık tecrübe edinmiş olduğum için işte İngiltere'de işte nasıl ev bakılır, nasıl araştırılır, hani sosyal hayata da alıştığım için Nottingham'a hiçbir yer bulmadan, yani belirlemeden, herhangi bir ev, Evet. oda, yurt belirlemeden geldim. Hatırlıyorum. Bu ilk defa gelen bir insan için belki stresli olabilir. Hani zahmetli, çünkü geliyorsunuz, hani yeriniz belli değil. Yani sizi karşılayacak birisi yok. Ben birçok insanın bildiği Airbnb uygulaması üzerinden yaklaşık bir 2 hafta kalacak yer bulup, bu sürede de kalacak evi buldum. Evde Jubilee Kampüs'e yakın bir evdi. Bir sözleşme yapmamıştım. Yani ilanlara bakarken benim dikkat ettiğim noktalardan birisi de uzun soluklu, yani bir yıllık bir sözleşme yapmamaktı. Çünkü farklı bir ülkeye gidiyorsunuz, tamam tanışıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama rahat edebilirsiniz, edemezsiniz. Ben fiyatı biraz daha ortalamanın üzerinde de olsa, hani sözleşmenin olmadığı yeni bir binada, hani kampüsüme de yakın bir yerde evi tuttum, odayı daha doğrusu, evi tuttum demek yanlış oldu. 3 ay kaldım. Bu 3 ay süre içinde bir tanışmış olduğum doktor öğrencisi, daha doğrusu benim danışmanımın son sınıf bitirmek üzere olan bir doktor öğrencisi var. Ben onunla tanıştığımda işte konuşurken, Yunus Hocam işte, ben ona söyledim ki ben bir dahaki yıl hani artık paylaşmak istemiyorum hiçbir insanla. Bir yatak odalı bir ev bulmak istiyorum tarzı bir şey söyledim. Hani nasıl bulunur, sizin tecrübeniz falan nasıl? O da bana dedi ki, Yunus Hocam, üniversitede resident tutor dediğimiz bir rol var. Bu role kabul edilen doktora öğrencilerine üniversite flat veriyor, daire veriyor, indirimli bir ücret üzerinden dedi. Onun tavsiyesi üzerine ben ilanları takip etmeye başladım bu 3 ay süre içinde. Ve bir ay önce bir ilana başvurdum, Residence Tutor ilanına. Mülakatları falan derken, ben geçtiğimiz cuma günü üniversitenin accommodation'la ama flat olan bir dairesine yerleştim. Şu an üniversitenin kampüsün içinde bir flatte kalıyorum. Bir yatak odalık, yani o şekilde. Süper olmuş o zaman bu da sizin için. Bunu Evet, o da bir bilmiyordum. farklı bir tecrübe oldu. Tabii sorumluluklar getirecek, yani ilgilenmem gereken yurt işleyişi, öğrenciler falan. Ama o da tabii benim için yaptığım toplantılar, diyaloglar hepsi hem İngilizcemi ilerletmek, hem bir nebze iş tecrübesi edinmek açısından güzel bir başlangıç. Hani Evet. doktora biraz daha fazla imkanlar sunuyor. Hani yani hocalara yardımcı, kavramı şu an teaching assistant diyeceğim İngilizce ama Türkçesini bir an şey yapamadım Ece Hanım. Yani teaching Araştırma assistant, görevlisi anlamında mı demek istiyorsunuz? araştırma görevlisi de değil de
Asistanlık. asistanlık diyelim. Asistanlık rolleri de üniversitede açılıyor. Ona da başvurup mülakat ve ona da kabul alabiliyorsunuz. Hani ben resident tutor rolüyle başladım. Hani ileride de işte asistanlık rolü gibi rolleri değerlendirmek istiyorum. Bakalım. Peki Yunus Hocam, şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Hani şimdi okul size destek oluyor kalacağınız yerde, yani destek Evet. sağlıyor. Peki genel olarak bakanlığın verdiği bütçe 1300 puan size yetiyor mu? Eğer bu destek olmasaydı yeter miydin? Hani nasıl sağlıyorsunuz Evet. geçiminizi? Ece Hanım Yani bütçe tabii konusu nasıl? evet bakanlığın bursu rahatlıkla yetiyor. Hani ben bugüne kadar işte bakanlığın bursu yetmiyor. İşte ben işte çalışmak zorunda kalıyorum veya işte ailemden para almak zorunda kalıyorum diye bir herhangi bir şey hiç kimseden duymadım. Kendim de yaşamadım. Tabii yaşam stilinize göre harcamalarınız değişebilir. Yani bursun tamamını da harcayabilirsiniz. Burstan kenara paranız da kalabilir. Birçok öğrenciden birikim yaptığını da duyuyorum bizzat. Yani bursun yetmeme Bu gibi mümkün. bir durum yok. Ama tabii burs olmasaydı, hani döviz kurlarını düşündüğümüzde İngiltere'de eğitim almak, yaşamak, eğer çalışmıyorsanız epey güç bir Biraz durum. zorlu. Peki Bristol'da dediniz zorlandım. Evet. Onunla alakalı da birazcık açıklık getirelim. Hani kafa karışmasın. Çünkü Evet. aslında hani Bristol'da baktığınızda çok ekstrem pahalı bir şehir değil, ama onu da Şu bir... şekilde Ece Hanım, Bristol'de ev fiyatları yüksek. Yani Bristol'de eve çıkmanız, yani oda tutma ihtimaliniz düşük kalıyor. Çünkü oda kiralasanız bile yani 500-550 pound gibi bir fiyatlara oda kiralayabiliyorsunuz. Hani fiyat karşılaştırması için hani ortalama bir rakam söylüyorum. Ama Nottingham'da hani haftalık 90 pound'dan başlayan işte 150'ye kadar değişebiliyor ama yani ortalama aylık 300-350 pound gibi bir fiyata oda tutabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yurt fiyatları da hani İngiltere'de şehirden şehre çok değişiyor. Londra'da tutmuş olduğunuz bir yurt fiyatı ile Nottingham'da tutmuş olduğunuz bir yurt fiyatı ile Bristol'deki yurt fiyatları farklı. Ama Kalacak. yani Bristol'da da gayet rahat yetiyordu Tabii aslında. Bristol'de de Nottingham'ı yetiyordu. görünce size öyle geldi. Evet. Tamam. Bristol'de de problem yok yani. Bristol'a giden Tamam. arkadaşlar da rahatlıkla geçinebilir. Bristol çok güzel bir şehir. Ama tabii maddi olarak Nottingham'da biraz daha kendilerini Rahat. daha böyle gezmek, tozmak veya başka harcamalar yapmak için rahat hissedebilirler yani. Anladım. Tamam. Çünkü benim de kafam karıştı da o yüzden. Ama biz genel olarak Londra dışı okullar Tabii. için bursun rahat rahat yettiğini söyleyebiliriz Tabii. buradan aslında herkese. Peki Tabii şeyden de teşekkür bahsettiğiniz zaman bir görev almışsınız zaten okulda. Onun ederim. dışında kulüpler, sosyal aktiviteler, işte yapabildiğiniz, katılabildiğiniz bir kulüp vesaire oluyor mu? Onun dışında belirtmek istediğiniz var Ece mı ya Hanım, da? ben açıkçası şu an herhangi bir kulübe üye olmadım koronadan dolayısıyla. Hani üye olan arkadaşlarla da konuştuğumda kulüplerin çok aktif olmadığını, yani Microsoft Teams ve Zoom üzerinden aktiviteler yapıyorlar ama bunlar sınırlı. Yani ben master yapıyorken Tenis Society'ye üye olmuştum. Başlangıç düzeyinden başlayarak epey ilerletmiştim. Yani ilk defa tenis oynamıştım. O güzel bir deneyimdi. Orada arkadaşlar ediniyorsunuz. Daha başka şu an aktif olarak katıldığım Tenis Society'ydi. Oradan epey güzel şeyler öğrendim. Düzenli olarak spor salonuna ve yüzme havuzuna gidiyordum. Hani üniversitelerin burada imkanları daha fazla. Spor salonları olsun, hani yüzme havuzundan da çok
kolay bir şekilde, yani sadece öğrenci kartınızı göstererek faydalanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi koronadan dolayı bu sene hani bu bütün bahsetmiş olduğumuz şeyler hani sınırlı ve ekran üzerinden gidiyor Evet. uzaktan diyelim. O yüzden ben herhangi bir society'ye şu an katılmadım. Allah'tan daha vaktiniz var ama yani. Evet, İnşallah bir önümüzdeki sonraki senelerde seneye koronayı atlattıktan sonra diye planlar yapıyoruz. evet. Peki orada başka bursiyer arkadaşlar var mı? Onlarla görüşmeler yapıyor musunuz? Veya İngiltere'deki bursiyerler olarak bir toplanma, görüşme, birbirinize Evet. destek nasıl oluyor? Ece Hanım hani tabii illa ki her millette olduğu gibi bu sadece biz Türklere has değil. Hani birbirimizi bir şekilde bu bir Türk restorantında olur. Kebap shop dediğimiz veya işte bir kütüphanede başka bir yerde işte Türkçe konuşurken duyabilirsiniz veya işte aynı zamanda eğitime başlamışsınızdır, aynı fakültedesinizdir. Türk öğrencileri biliyorsunuz. Hani bazen görüşüyorsunuz da hani Bristol'deyken bizim aktif bir grubumuz vardı. Hani bazen doğum günlerini bahane edip toplanıyorduk. Bazen işte hava güzel olduğunda tabii birkaç kere de olsa piknik yapma gibi organizasyonlar yaptık beraber. Güzel. Peki Yunus Hocam yavaş yavaş toparlıyoruz ama bu arada arkadaşlar sorunuz varsa bize yorum kısmından da yazabilirsiniz. Takip etmeye çalışıyorum ben elimden geldiğince. Bu sırada size de şeyi sormak istiyorum. Hem üniversitede eğitim alacak arkadaşlar için hem de bursa başvurmayı düşünen veya yeni başvurmuş bursiyer arkadaşlar için tavsiyeleriniz nelerdir? Ne tavsiye etmek istersiniz? Tavsiyeler hani ne üzerinden tavsiye Ece Hanım? Hem bursa başvuracak arkadaşlar için, hem yeni başvurmuşlar ve eğitimini İngiltere'de devam edecek arkadaşlar için Evet. yani genel olarak. Yani ben bursa başvurmak isteyenleri tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir fırsat. Hani İngiltere olabilir, bir Avrupa ülkesi olabilir, Amerika olabilir. Gerçekten güzel bir hayat tecrübesi. Yani farklı farklı milletlerden arkadaşlar ediniyorsunuz, beraber çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz, kütüphane arkadaşlığı yapıyorsunuz, yurt arkadaşlığı yapıyorsunuz, ev arkadaşlığı yapıyorsunuz. Hani bunların hepsi kişisel ve akademik gelişimimize destek olan güzel şeyler. Hani ben kesinlikle hani hep hayatımın bir dönüm noktası olarak yani işte bursa başvurmayı sonrasında Bristol'de yüksek lisans yapmayı hep hayatımın bir dönüm noktası olarak düşünüyorum. O açıdan başvurmayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Aklında soru işareti olan işte dil kursu nasıl olacak? İşte IELTS sınavı veya TOEFL olabilir dil sınavına hazırlık. Yani arkadaşlar hedef olarak bunu belirledikten sonra çalışarak gerek bakanlığımızın sağlamış olduğu dil kursu ile gerek kendileri dışarıdan alacakları kurslar ile rahatlıkla bu süreci başarılı bir şekilde ben devam edeceklerini düşünüyorum. Yani yılmadan devam etsinler. Yani daha sonra başka ne tavsiyem olabilir? Yani ben tabii İngiltere'de yaşıyorum. Hani üniversite İngiliz tercihi üniversiteleriyle alakalı olabilir. nasıl? Size ne kattı İngiltere Üniversitesi, Evet. üniversiteleri? Aslında iki tane İngiltere tecrübeniz eğitim var. sistemi ve üniversiteler şu şekilde Ece Hanım, tamamen bireysel bir eğitim sistemi. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Sadece size çok güzel bir feedback veriyorlar. Yani okumayı siz yapıyorsunuz, araştırmayı siz yapıyorsunuz. Ama karşılığında ayrıntılı, yani kelimesi kelimesi, cümlesi cümlesi sizi zorlayan, sizi ileriye doğru götüren feedbackler alıyorsunuz. Hani bu bazen bize alışmadığımız bir durum olduğu için zor gelebiliyor. Hani
Türkiye'deki eğitim sisteminde hani biraz daha işte hoca bir şeyler verir, önerir. Kitap önerisi, makale önerisi. Ama İngiltere'de tamamen sizin ilgi odağınız, okumalarınız üzerinden ilerliyor her şey. Dersler de aynı şekilde. Derslerde işte ben gittiğimde işte grup çalışması üzerinden. Daha önceden yapmanız gereken okumalar var, hazırlıklar var. Derste de bunun üzerinden ders işliyorsunuz. Yine yani işte dersi hazırlıksız gittim. İşte hocanın anlattıklarını dinledim tarzı bir ders işleyişi yok. Hani bu da sizi bayağı derse önceden hazırlıklı gitmeniz gerekiyor. O tartışmaya, grup tartışmasına etkili bir şekilde katılabilmek için. Hani bu altta bir tane arkadaşımız yazmış. Hocam danışmanla ilgili sıkıntıları söyleyin diye. Evet, ben de onu diyecektim. Öyle bir Evet. şey var mı? Evet, benim arkadaşım hani tanıyorum da arkadaşı yüksek lisanstan. Şu şekilde hani danışmanlık gerçekten çok önemli. Tamamen hani Türkiye'de olduğu gibi biraz şans. Hani benim yüksek lisansta hani yüksek lisans eğitim için bir tane personal tutorunuz oluyor, bir tane de tez danışmanınız oluyor. Benim personal tutarım hani yani hala hani doktora başvuru sürecinde bile desteğini aldım. Referans mektubu yazdı. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Evet yani farklı Kullanmıştık. şunu bile teklif etti. Yani işte proposal'ını gönderirsen okur sana feedback veririm dedi. Bunu yapmak zorunda değil yani. Hani bunu çok nadir insan bu teklifte bulunur. Veya işte bazen arkadaşlar referans mektubu almakta da zorlanıyor. Aynen. Hani tez danışmanım da aynı şekilde yüksek lisansta yine pozitif ve ılımlı bir insandı. Onunla çalışmaktan da zevk aldım ama hocamız üniversitesini değiştirdi. Hani dolayısıyla kontağımız biraz zayıfladı. Hani şu an bilmiyorum hangi üniversitede çalışıyor. Şimdi doktora eğitiminde de gelirken ben işte hocayı araştırabildiğim kadar araştırmaya çalıştım. Tabii size verdiği mail cevaplarından tahminde bulunmaya çalışıyorsunuz. Yani nasıl bir danışman yani. Pozitif mi, iletişime açık mı, işte maillerinize ne kadar sıklıkla dönüyor. Hani buradan siz o kişiyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz mümkün olduğunca. Hani benim danışmanlarım ikisi de yani maillerime hani günü gününe dönüyor. Yani genelde ben sabah mail attığımda akşama kadar yani o mailime bir cevap alıyorum. Hani en kötü ertesi günü. Ama bazı arkadaşlardan hani şunu duyuyorum. İşte hocam yoğun bir insan. Hani alanında çok iyi ama yoğun olduğu için dönmüyor. Bir hafta bana dönmüyor, ulaşamıyorum diyen arkadaşlar var. Hani o yüzden hani kesinlikle danışmanlarını hani araştırmak çok zor değil. Hani gerek international öğrenciler veya bazen bizim bursiyer arkadaşlar da hani gerek lisans eğitiminden danışmanları genelde biliyorlar. Hani bir danışman seçerken özellikle doktora eğitiminde bence çok önemli. Danışman üzerinden gidiyor. Kesinlikle o üniversitede yüksek lisans yapmış arkadaşlara bir danışsınlar. Yani hoca iletişime açık mı? Yani destek oluyor mu? Hani bunların hepsi önemli yani kesinlikle Bir de tavsiye hocayı da ederim. araştırmak lazım yani. Tabii kesinlikle sadece üniversiteyi değil Evet. yani. Sizi Evet. burada hani en çok size destek olacak, sizi cesaretlendirecek danışmanımız bize yol gösterecek. Yine danışmanımız. O açıdan kesinlikle hani üniversiteyi araştırdıkları kadar hani hocaları, danışmanı da araştırsınlar yani. Tabii. Bir soru daha var. Şu an Türkiye'de yüksek lisans yapıyorum. Doktora başvurusu yaparken bana bir artısı olur mu ya da eksisi olur mu diye bir soru var. Mutlaka bir artısı olur. Hatta yüksek lisansı bitirip doktoraya başvurmakta fayda var her zaman. Lisanstan direkt doktoraya başlamak bir tık daha zor olabiliyor. İmkansız değil ama tabii siz masterınızı yaptığınız için İngiltere'de
anlamda biraz daha rahat etmişsinizdir diye Tabii düşünüyorum. başvururken o da CV'de kabul Evet. alırken artı oluyor. Çünkü benim danışmanım Bristol'deki danışmanımdan bir daha görüşmek için benden izin aldı. Yani onun referans mektubu ve onun onayına güvenerek beni kabul etti. Hani belki de İngiltere'de yüksek lisans yapmamış olsam, hani danışmanımdan olumlu bir referans mektubum olmasa belki de kabul alamayabilirdim. Yani şu an bulunduğum hocadan Ya beraber da biraz daha çalıştığım. Ha, zorlanabilirdik. zor olabilirdi. Aynen. Aynı şekilde daha önceki tecrübeler her zaman için tabii artı olarak yansır. Evet. Yani zaten eğitimin hiçbir türünün bir eksisi olacağını zannetmiyorum Kesinlikle. ben yani. Kesinlikle. Bir soru daha var. Geç katılmış arkadaşımız ama pre-session'ı aldınız mı? Kursların zorluğu ve kursların tamamlaması hakkında bilgileriniz var mı diyor. Çok kısa Evet. bahsedelim olmazsa çünkü güzel bir Bahsedelim bir nokta anı. aslında. Pre-session eğitimi aldım Bristol Üniversitesi'nde. 10 haftalık bir eğitimdi. Kesinlikle çok faydalı. Arkadaşları almalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Zorluk seviyesini sormuşlar. Zorluk seviyesi Ece Hanım kesinlikle üniversiteden üniversiteye değişiyor. Hani ben Bristol'de pre-sessional eğitim alırken 10 tane Türk arkadaştık. Yani bir sürü pre-sessional sınıfı var. Hani toplam 10 tane Türk öğrenci farklı farklı bölümden pre-sessional kurs alıyordu. Bizim iki tane arkadaşımız geçemedi canım. Hani 10 üzerinden 2 kişinin geçememesi yüksek bir rakam. Hani %20. Hani benim sınıfımdan da 2 veya 3 öğrenci geçememişti Çinli öğrencilerden. Yani Bristol zor bir üniversite. Pre-sessional eğitimi de aynı şekilde. Master eğitimi de aynı şekilde. Yani gitmiş olduğunuz üniversite. Yani eğer sıralaması hani ben öyle düşünüyorum. Hani sıralaması yükseldikçe başarı sıralaması gerek pre-sessional eğitimi olsun gerek master eğitimi olsun zorlaşıyor. Hani tabii diğer arkadaşların tecrübeleri farklı olabilir. Tabii girmek kadar çıkmak da önemli Tabii. aslında. Tabii kesinlikle canım. Hani sürekli hani master'da da hani bunları tabii şey açısından söylemiyorum arkadaşların hani kimsenin gözünü korkutalım Evet. hani şu bu gibi değil ama hani biz kendimizden önce de duymuştuk Bristol'de bir arkadaşımızın geçemediğini. Hani onu duyduk biz daha fazla çalışıyorduk. Yani o açıdan yani çalışmaya devam etsinler. Hani Ama çalışan kesinlikle. yapar yani Evet, derslere çalışan giren, kesinlikle. ödevlerini doğru yapan gerekli Evet, başarıyı sağlar diye kesinlikle düşünüyorum. yapar. Ama işte Aynı şey İngiliz dili. zaten pardon yani eğitim yani esas eğitim için de geçerli diye düşünüyorum. Hani ben de az çok tecrübe ettiğim için sizin kadar Tabii olmasa canım. da yani çalışan kalmak istemeyen bir şekilde aslında bu Evet. eğitimleri tamamlayabiliyor başarıyla Tabii diyebiliriz canım. yani. Kesinlikle. Geçemeyince süreç nasıl oluyor diye sormuş aynı öğrenci tekrar MEP Evet. süreci için. Evet. Yardımcı olmak için cevaplayalım istiyorsanız de canım. Biraz Olur. karmaşık açıklaması olacak ama bu Evet. geçemeyen arkadaşlardan bir tanesi şimdi pre-sessional eğitiminin sonunda size bir tane sonuç belgesi veriyorlar. İşte writing, reading, listening and speaking. Bu dört alan üzerinden orada hangi alanda kaç skor aldığınız yazıyor. Bu kalan arkadaşlar tabii bazılarından yüksek almış, bazılarından geçer not alamamış. Yani aynı IELTS'te olduğu gibi. Hani her bir skill'den 6,5 alması lazım. Veya 100 üzerinden diyelim 65 alması lazım. Ama atıyorum speaking'de, presentation'da alamamış veya işte writing'de alamamış. Bu arkadaşlardan bir tanesi Londra'da hani biraz daha sıralaması geride olan bir üniversiteden kabul aldı. Hani o düşük olan notlarıyla da işte ben Bristol eğitimini, pre-sessional eğitimi aldım. Hani sonuçlarım bunlar şeklinde onlara Kabul göndererek ettirdi o evet kabul puanı. ettirdi hani ama uğraştı gayretli bir arkadaştı. Öbür arkadaş kalan arkadaş ülkeyi değiştirdi. Hani doktora öğrencisiydi. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla Hollanda'ya
geçiş yaptı orada Yani doktorasını. iyi niyetli oldukça sanırım bakanlıkta bir yardımcı olmaya Evet, çalışıyor yani yardımcı tazminatı oluyor, problem düşürmesin diye. çıkarmıyor Ece Hanım. Yani arkadaşlar o noktada hani şey yapmasın, yani Evet. korkmasın. Diğer öğrenci için de aslında hani ne kadar çok başvuru o kadar iyi ki alternatif elimizde bulundukça riskler de azalıyor aslında. Onun oradan kabul olmasaydı belki Tabii onda öbür okula kabul yere, ettiremezdi. kesinlikle öbür yere o işte IELTS, pardon IELTS diyorum, presentation'ın Presentation. sonuçlarını verip kendisini kabul ettiremezdi, Evet. demiş olduğunuz gibi elinde seçenek olmasaydı. Aynen. Peki Yunus Hocam artık çok vaktinizi almak istemiyorum. Son olarak Edukas Yurt İşi Eğitim Danışmanlıktan aldığınız hizmetten memnun muydunuz? Evet, ben kesinlikle memnun kaldım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim zaten. Ben herhangi bir kötü deneyim hiçbir arkadaşımdan duymadım. Genelde hep güzel şeyler bahsediyorlar. Ben master kabulü için başka bir şirketle çalışmıştım. Hani bazı hatalar, pürüzler yaşadık. Hani çok iyi bir deneyim olmadı benim için. Hani o yüzden açıkçası hani orayla devam etmek istemedim, ama siz gayet düzenli takip, hani her şeyi zamanında yetiştirdik. Yani Ankara'ya zamanında kabul belgelerini sunduk. Yani her şey olması gerektiği hızda ve düzende oldu. Ben güzel bir şekilde kabullerimi de aldım. Buraya da geldik. Hani o açıdan size de, Suat Bey'e de, bütün Edukas ailesine teşekkür ediyorum buradan. Biz de size teşekkür ederiz vakit ayırdığınız Sağ olun için. Ecem. Çok güzel cevaplar verdiniz. Arkadaşlara da yardımcı olduğunuzu düşünüyorum. Umarım bazı arkadaşlara bir faydalı bilgiler paylaşabilmiştir Aynen. Ece Hanım. Yine Sevinirim. sorusu olan özelden yazmak isteyen arkadaşlar olursa ylsy@edukas.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki canlı yayınımız yine haftaya olacak. Bu sefer Sheffield Üniversitesi'nde evli bir bursiyer arkadaşımıza bağlanacağız. Ve evli bursiyerlik sürecini değerlendireceğiz. Onun dışında benim de söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ece Hanım. Görüşürüz, Görüşmek üzere. hoşçakalın.